Balkan Saati'nden herkese merhaba. Ben Salih Yüzgenç. Balkanları, Balkan ülkelerini gezmeye devam ediyoruz. Ve şu an Karadağ'dayız. Başkent Podgorica'dayız sevgili izleyiciler. Birazdan görmüş olduğunuz gibi bir otobüs terminalindeyiz ve otobüse bineceğiz. Buradan hareketle, Podgorica'dan hareketle ülkenin kuzeyine doğru nereye gideceğiz? Pılav'a gideceğiz. Pılav'dan da farklı bir rota çizebiliriz. Güzel bir sürpriz sizleri bekliyor olabilir. Orada bizi çok güzel hikayeler, çok güzel insanlar bekliyor. Bakalım bahtımıza neler çıkacak. Sevgili izleyiciler, şu an Pılav'dayız. Pılav Gölü'nün hemen yanında burada bir izcilik kampı var. Oraya doğru hareket ediyoruz. Gerçekten inanılmaz bir tabiat, inanılmaz bir manzara, çok güzel bir hava ve hava biraz daha, şunu da bahsedelim, ülkenin güneye göre daha serin. Burada biraz yağmurla, biraz kara bulutlarla da karşıladı birazcık Pılav ama görmüş olduğunuz gibi güzellikler de var ve şu an burada duvarları güzelleştiriyorlar. Merhaba. Merhaba. Türkçe görüyorsunuz. En azından selamlama bakımından bile olsa Türkçe kelimelerin bilindiğini görüyoruz. Ben de yapabilir miyim? Okey. Okey, evet. Sevgili izleyiciler, taşırmamaya çalışıyorum. Harika. Harika. Evet, bu da bizden Balkan Saati hatırası olsun sevgili izleyiciler. Evet, boyası bitti. Fırçanın bu kadarmış demek ki. Thank you. Evet sevgili izleyiciler, görmüş olduğunuz gibi burada bir köprü altı burası ve burayı güzel resimlerle, güzel efendime söyleyeyim renklerle güzelleştiriyorlar. Kolay gelsin diyoruz kendilerine ve şu an kampa doğru, izcilik kampına doğru hareket ediyoruz. Gerçekten güzel bir manzara bizleri bekliyor. Bakalım daha neler göreceğiz. Sevgili izleyiciler, şu an öyle bir yerdeyiz ki gerçekten görünce dehşete kapılmamak elde değil çünkü gerçekten inanılmaz bir güzellik. Tabiat, doğa, kuş sesleri, ördek sesleri ve büyülü bir hava, çok güzel bir koku etrafta, ağaçların kokuları, çiçeklerin kokuları ve güzel bir dost birazdan bizi karşılayacak. Burada izcilik faaliyetleri yapan Dino Bey, birazdan kendisini buluşacağız. Daha önce onunla haberleşmiştik, şu an herhalde bizi bekliyor. Dino abi! Hop! Abi ne yapıyorsun ya? Ya sen de bana doğru gelsene abi, gel ya, bir sarılalım ya. Hoş geldiniz be, doğru diyorsunuz. Sağ olun ya, hoş geldiniz. Şeref getirdiniz. Nasılsın abi? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Dino abi, burası nasıl bir yer ya? Burası çok güzel bir yer. Yani doğal olarak bizim Karadağ'ın en güzel yerlerden biri. Yani Pılav Belediyesi'ne hoş geldiniz. Bizim en doğudaki belediye. Şu an göründüğünüz etraftaki, mesela şu dağların arasında Arnavutluk bulunuyor. Biz burada Arnavutluk sınırındayız. Pılav Belediyesi bizim en eski belediyelerden biri. Yani çoğunluk Boşnak nüfusu olan bir belediyemiz. Normalde nüfus olarak da belediyeler çok fazla kalabalık olmuyorlar ama olan işte şu an görüyorsunuz, yani böyle tek iki katlı, üç katlı evler, yani kendine ait. Nasıl söyleyeyim, yani çok uzun büyük binalar ya da falan şey bulunmuyor ama doğallık olarak gördüğünüz gibi yani muhteşem bir manzara, bir de bir doğallık sahip bir ülkeyiz, bir şehiriz yani. Öyle harika. Size. Gerçekten harika. Dilersen gel biraz şöyle ilerleyelim. Çünkü izleyicilerimiz manzaranın genel yapısını da görsünler istiyorum bir taraftan. Gerçekten çok güzel bir manzaradayız şu an. Bak, ördekler, kazlar, başka başka hayvanlar görüyorum. Dino abi, yani. Şimdi ufaklamak, yağmur da atmaya başladı.
hatırladı. Aynen. Sen burada neler yapıyorsun? Hani senin şuradan anlaşılıyor zaten. Oymak başı mısın abi sen? Biz lideriz. İcilik'te lideriz. Şu an dün, bugün ve yarın burada bir İcilik yarışması düzenliyoruz. Karadağ İcilik Federasyonu olarak bu üçüncü bir yarışmamız bu sene. Özellikle Plav seçtik. Yani diğer şehirlerden, yani Karadağ'ın her taraftan gelen İcilikleri burada bulunsunlar. Yani arkadaşlık etsinler, İcilik faaliyetleri yapalım. Zaten bizim federasyon olarak da ilk kulübü burada kuruldu 1955 yıllarında. Ondan sonra işte savaştan dolayı, şeylerden dolayı biraz durdu. Ama ilk fullar bir de İcilik bu şehirde başladı. Biz de onu biraz yaşatmak istedik. Yani yeni nesiller bir de şeyler İciliği görsünler yani. Harika, maşallah. Senin Türkçe inanılmaz. Teşekkür ederim. Buradan da anlıyoruz ki ya Türkiye'de okudun ya da iyi bir Türkçe dersi aldın. Türkçemin bir de en güzel yıllarımı ben Türkiye'den şey aldım. Yani en güzel yıllarımı Türkiye'ye verdim. Ankara'dan mezunum ben. Bir dakika, en güzel yıllarını Türkiye'ye mi verdin yoksa en güzel yıllarını Türkiye'de mi geçti? Yani, hani gençliği bir Türkiye aldı gibi deme yani. Şimdi. Yok estağfurullah yani gençliğimi orada yaşadım. O anlamda şey söylemek isterim. Evet. Tabii ki yani ben memnunum. Harbiden Türkiye'de aldığım eğitimi, sistemi, kültürü her şeyi de asla da unutamam, edemem de yaşatırım, giderim yani devam ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Abi şimdi yağmur da bastırdı görmüş olduğun gibi. Nasıl yapalım? Şimdi ben sizi bir abimle şey tanıştıracağım. Kendisi size biraz bir Plav Belediye hakkında coğrafya, tarihi, kültürü olarak o size şey tanıtacak yani söyleyecek. İsterseniz ona doğru gidelim yani yağmur varken ona doğru gidelim. O size anlatsın yani. Islanmayalım diyorsun. Islanmayalım. Bu tarafa mı gidiyoruz? Bu tarafa gidiyoruz. Abi burada yol yok ama yani ilerisi. Var abi. Var oraya. Göle mi atacağım bizi? Ne yok, yapacağız? Yok estağfurullah. Hadi yok. Gel gidelim. Sevgili izleyiciler, şu an Eldin Bey'le beraberiz. Dino sağ olsun bizi tanıştırdı kendisiyle. Burayı ondan dinleyeceğiz. Çünkü buraları gerçekten çok iyi biliyor ve aynı zamanda bir coğrafya öğretmeni. Eldin, burayı senden dinlemek istiyoruz. Burada hayat nasıl? Burada ortam gerçekten inanılmaz. Burayla alakalı bize genel bilgi verebilir misin? Ben Eldin Feratoviç. Prokletice İzci Derneği'nin başkanıyım. Plav'da yaşıyorum. Ve şu anda 2 kilometre karelik bir alanı kaplayan Balkanların en büyük buzul gölü Plav Gölü'nün üzerinde bulunuyoruz. Derinliği 9,15 metre olup flora ve fauna açısından zengindir. Bu şehir Karadağ'ın en genç milli parkına sahiptir. Ayrıca 2534 metre yükseklikte Karadağ'ın en yüksek zirvesi Zila Kolata da burada. Prokletice Milli Parkı'nda bulunmakta. Gerçekten çok güzel. Şimdi biz Dino abi buradaydı ya, nereye gitti? Ben Dino'yu bulayım. Eldin'le vedalaşalım. Çok teşekkür ediyoruz sana. İnşallah görüşürüz. İnşallah, teşekkür ederim. Selam. Selam Türkiye. Selam Türkiye. Muhammed Hocam. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Hocam maşallah Türkçeniz çok güzel. Evet. Nerede öğrendiniz hocam? Saraybosna'da öğrendim. Saraybosna'da? Evet. Üniversitesinde. Önce Gazi Yusuf Bey medrese bitirdim. Sonra fakültede Türkçe öğrendim. Hocam çok güzel maşallah. Yani burada Türkçe konuşan insanlar bulunca ayrı bir mutlu oluyoruz. Çünkü çok daha rahat iletişim kuruyoruz. Ve burada da hakikaten Türkçenin çok konuşulduğunu görmek bizi mutlu ediyor bir taraftan. Hocam şu an hemen arkamızda bulunan camiyi sizden dinlemek isteriz. İlk Osmanlı cami Karadağ'da. Boşnakça'da Stara Camii ya da Türkçe'de Eski Cami. Bu cami 1471'de yapıldı. Karadağ'da ilk Osmanlı cami budur. Aa, çok güzel maşallah. Şu an bir tarihin önündeyiz sevgili izleyiciler. Hocam peki karşımızda da bir cami var. Bu cami Sultan Abdülhamid Han tarafından yapıldı.
ve bu en son Osmanlı cami Karadağ'da. Evet maşallah gerçekten çok güzel, çok etkileyici. Buradan da tüm ecdadımıza, ahirete intikal eden tüm şehitlerimize de rahmet dileyelim hocam sizin vesilenizle. Siz de burada yaşayan biri olarak muhtemelen buradaki tarihi atmosferi her zaman hissediyorsunuzdur. Evet, Balkan Kongresi'nde bir noktasında Plavuk Hüseyin'e Osmanlı İmparatorluğu'dan ayrılmak için ve Karadağ'a teslim etmek istediler. Ama bu Plav'da ve Hüseyin'de bütün halkı bu reddetti ve silah aldılar ve bu yüzden ilk Balkan Savaşı'na kadar Plavuk Hüseyin Osmanlı'da devletinde yani kaldılar. Gerçekten buranın öyle bir tarihi yapısı var ki sevgili izleyiciler, biz genelde doğasını, tabiatını belki konuşuyoruz ama bölgedeki tarihi akış, tarihi denklemler oldukça fazla. Hocam size teşekkür ediyoruz. Allah kolaylık versin diyoruz. Biz Plav'ı görmeye, tanımaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Buradan bir selamlarımızı gönderebiliriz Türkiye'ye. Selamlar. Dün abi sen bizi caminin oraya bıraktıktan sonra ne yaptın? Gittim sizin bir program için bir şey hazırladım. Ha. Ondan dolayı da abi şimdi sana bir ilginç yer göstereceğim. İsterseniz gidelim buraya abi. Buraya mı gidiyoruz? Evet buraya gidiyoruz abi. Tamam hadi girelim. Size özel ve ilginç bir yer göstereceğim tamam, abi. Tamam hadi şimdi bakalım. Görüyorsunuz aynen. Bizim için çok önemli. O zaman bizim için de önemli. Aynen. Abi. Abi buyurun yok. Lütfen abi. Hadi abi buyurun. Buyurun abi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. 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 Efendim. Buyurun te. Kalk Hüseyin. Sevgili izleyiciler şu an gerçekten çok farklı bir yerdeyiz. Dino abi az önce bahsetmişti sağ olsun. Seni ilginç bir yere götüreceğim diye. Gerçekten ilginç bir yerdeyiz. Şu an neredeyiz biz abi? Şöyle gezelim istersen biraz. Şöyle bir anlatacağım. Şu an bulunduğumuz bir boşnak odası deniliyor bizim burada. Özellikle Plav, Gusinje, Roje belediyeler ait boşnakların çoğunluk yaşadığı belediyelerde ait bir oda. Yani eskilerde biz büyürken, babamız, dedemiz falan büyürken %100 boşnakların olduğu evlerinde hep böyle görünüyordu, hep böyle oluyordu. Yani tabii ki imkanlardan dolayı, her şeyden dolayı ama tabii ki daha çok adetlerden ve kültürümüzden dolayı şu an burada göreceğiniz eşyaları, şeyleri hepsi her boşnak evinde bulunuyordu eskiden. Tabii ki biz de onu yaşatmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı böyle bir köşe, böyle bir yer yapmaya karar verdik. Şu an burada hep göreceğiniz eserleri, işte adetleri falan da hepsi burada görebilirsiniz. Ben de ufak ufak böyle tek tek anlatmaya çalışacağım. İnşallah. Çok güzel. Bizim kültürümüzde o kadar çok benzer şey var ki şu an anlayabiliyorsunuz sizler izlediğinizde. Çok yabancı gelmiyor aslında. Bizim Anadolu kültüründe özellikle gördüğümüz ev dekorasyonunda ya da ev diziliminde işte Safranbolu evleri oldu ya da başka yerlere gittiğimizde de benzer dizaynı görebiliyoruz. O yüzden hem çok mutlu oldum hem de kendimizden bir parça görmüş gibi oldum Dino abi. Zaten kültürümüz ve şey de çok benziyor yani. Birbirine çok çok benziyor. Ama tabii ki şu an yani modernleşme olduğu için yani artık boşnak evlerinde bu kadar şeyleri falan görünmez. Ondan dolayı yani biz ne kadar tutmaya çalışsak yine de az bir şey kayboluyor ama yine de güzel şeyleri hala var. Evet Dino abi teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel burası. Hep tarih, hep işlemeli eşyalar. Eşyalar doğrudur abi. İşte biz de böyle bir yer inşa ettik. Yani kurduk. Bizim nesillerimiz, çocuklarımız görsünler, unutmasınlar. Yani unutsak şeyi zaten tamamen unutuyoruz. Hem millet olarak hem de şey olarak. Zaten çok da kötü şeyleri yaşadık biz boşnaklar olarak. Eğer adetlerimizi, kültürümüzü de şey unutsak o zaman Allah korusun. Evet unutmamak lazım. Unutursak
ve birileri bize bir şeyleri başka türlü hatırlatabiliyor diyorsun. Aynen. Evet. Herhalde. Abi çok güzel burası. Buradan ayrılmak da bizim için kolay olmayacak ama seninle nereye gitmek istiyoruz biliyor musun? Şimdi bizim kampa gideceğiz. İlci kampına tamam. Gideceğiz. Ya, tamam ben istiyorum ya biliyor musun diye sorup sen söyle dinleriz. Tabii ki abi. Tamam gidelim. O zaman kampa doğru gidelim. Biz. Gidelim hadi. Abi hadi. Sevgili izleyiciler, şu an Pılav Belediye binasındayız ve buranın altında bir kültür merkezi var. TİKA burayı 2010 yılında restore etmiş. Niye? Çünkü buradaki kültürel faaliyetler, sanatsal faaliyetler devam etsin diye. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi burada kültürel faaliyetler, sanatsal faaliyetler gençler tarafından, özellikle gençler tarafından devam ettiriliyor. Var mı Türkiye'ye selam? Evet, görmüş olduğunuz gibi teşekkürlerini iletiyorlar buradan. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Dün abi bizi nereye getirdin ya? Burası stadyum değil mi abi? Evet stadyum abi ama şu an kullanmayan bir stadyum. Ondan dolayı biz böyle bir yer tercih ettik. Yani kampı kurmak için. Gördüğünüz gibi etrafta güvenli olsun diye böyle bir duvarı falan var. Hem dışarıdan kimse girmesin kamp alanına hem izciler gece saatlerinde çıkmasınlar kamptan. Çadırları kurmak için güzel bir yer. Aslında rüzgardan da korumlu yani şey etraftan. Burada ana şey çadırımız var. Burası değil mi? Evet, ana çadır. Burada ne yapılıyor abi? Bizim liderler burada toplanıyor. Gece çocukların mesela bugün onların yaptığı faaliyetleri işte kodları bulmak, haritayı çözmek gibi faaliyetleri hepsi buradan yaptılar. Şimdi bizim liderler burada onu kontrol ediyorlar. Puan veriyorlar. Yani çocuklar yarışıyorlar. Çocuklar şu an şeylerden geldiler. Faaliyetlerden geldiler. Şimdi öğle yemeği yiyip sonra programa gidecekler. Sonra gece ateşimiz var burada tam ortasında. Kamp ateşi yakacak. Biz kamp ateşinden sonra çocukları çadırlara girecek ve saat 10'da işte iyi geceleri deyip sabaha kadar öyle oluyor. İyi uykular diyeceksiniz. Yani iyi uykular diyeceğiz. Çok güzel abi. Peki o zaman sana izciliği soralım ama izcilikten önce sen izcilikle nasıl tanıştın? Türkiye okuduktan sonra yani Karadağ'a döndüğümden sonra izciliyle tanıştım. İlk başladığımızda yani ilk adım attığımızda başkanımız geldi. Bize izciliği anlattı, sevdirdi. Biz de o yoldan devam ettik. Sen Türkiye'ye ne zaman geldin abi? Türkiye ilk defa 2009 yıllarında geldim abi. Üniversite okumaya geldim. Aynen. Önce İzmir'e gittik. Orada işte Türkçe hazırlığı falan. Ondan sonra Ankara'ya geçtik. Ankara'dan sonra tekrar buraya döndük. Tabii ki kamplara gidiyoruz. Türkiye'de benim ailem de var yani. Oraya da giriyorum. Ziyarete gidiyorum. Gezmeye de gidiyorum. Ailen Türkiye'de mi yaşıyor? Evet. Benim ailem Türkiye'de yaşıyor. Aa, nerede yaşıyor? Bayrampaşa'da İstanbul'da abi. Aa, boşnakların olduğu yerde. Sevgili izleyiciler bakın. Burada el sallıyoruz o zaman. Bayrampaşa'ya. Bayrampaşa'ya selam çok gönderiyoruz güzel. Tabii çok güzel. Kütüğün şu an hatta ailenin kütüğü ikametgahı orada o zaman. Evet İstanbul'da. Harika. Vallahi İstanbul'da. Çok güzel. Yok abi bir şey söylemek istiyorum. İnşallah yani bu iyi algılanacak, iyi anlaşılacak. Türkiye Cumhuriyeti benim canım ciğerim. Türkiye Cumhuriyeti derken yani bütün vatandan şeyden bahsediyorum. İnsanlardan şeylerden ama nasıl söyleyeyim yani en yakın Boşnaklara en yakın bir şey Türkiye'dir abi. Başka yok yani. Boşnaklar tabii ki Karadağ benim devletim yani toprağım şeydir ama Türkiye'de de öyle yani. Bu bir gerçek bir doğru yani bu. Bizim için de öyle gerçekten öyle. Bizim için de öyle. O zaman şöyle azıcık ortalara doğru gidelim olur mu? Olur orada abi. Biraz dinlenelim oturalım. Sen bize izciliği anlat. Olur abi. Olur. Haydi. Şimdi şunu sormak istiyorum. Tabii biz izciliği çok tanımıyoruz. Çünkü izcilik özel bir alan ve bir felsefesi olan bir alan. Bunu mesela çok tanımayan birine nasıl tanıtırsınız? İzcilik bir kuruluş olarak diye bilsek gençlerin, çocukların fiziksel ruhun yapısında yardımcı olan bir faaliyet. Yani okul hayatında yani çocukluk
hayatında yani büyürken ona yardımcı olan, destek olan bir şey iyiciliktir. Yani çocuklar iyicilikteyken mesela kendi uyku tulumunu, kendi temizliğini, kendi şeyini, kendi kendini öğreniyorlar. Yani ona normal hayatta yardımcı olabilecek şeyleri hepsi iyicilikte öğreniliyor abi. İyicilik yaşanarak oluyor. Anlatılmaz yaşanır diyorsun. Anlatılmaz yaşanır, aynen öyle abi. Peki o zaman şunu soralım abi, sen oymak başı mısın, ne oluyorsun? Türkçe dilinde o bir de bizim dilinde o biraz farklı oluyor ama biz lider oluyoruz yani ergin iyicilikten geçtikten sonra biz lider oluyoruz yani küçük yani yavru kurtları genç iyicileri çalıştırmak için bir şey oluyoruz yani onlar yani bir kulübü çalıştırabiliyoruz yani. Çok güzel. Bir de şunu biliyorum ben. Bir izcilik yemini var. Mesela izcilik yemini nasıl yapıyoruz abi? İzcilik yemini yapmak için böyle ne bileyim ayağa kalkıp bir şey yapmak evet, gerekiyor mu? Ayağa kalkıp. Nasıl yapıyoruz? Mesela bir gösterebilir misin abi? Evet abi göstereyim. Haydi bakalım. Mesela dünyadaki bütün izciler böyle selam veriyor. Yani omuzlarını da yan koyarak yani böyle hazır duruşunda durup tamam. Böyle hazır veriyor. Bizim dille farklı oluyor tabii ki Türkçe'de de farklı oluyor. Türkçesini biliyor musun abi? Vallahi unuttum abi ama bizim dilde biliyorum tabii ki. O zaman ki. Sizin dilden yapalım. Daim час норіж да чужу шавати све обовезе да чучувати младжек да чупоштовати старіг да чубити вріядан поштен і праведан да чуволити свою да чуволити свою державу да чу да чу се борити за своє другаре да чучувати волити природу. Даєм часно звідячку річ. Harika. Ne dedin abi şu an? Mesela, oturalım tekrar. Gelsin. Oturalım. Ben şu an iyici olarak yemin ediyorum. Doğamı, etrafımı, iyici arkadaşlarımı, ailemi, devletimi, yani nehirini falan hepsini koruyacağıma daim yani söz veriyorum. Büyüklerimizin sözünü dinleyeceğime, küçüklerini koruyacağıma, doğasını koruyacağına falan söz veriyorum. Yani çok güzel. Ya aslında buradan şunu anlıyoruz sevgili izleyiciler. İzcilik dediğimiz şey sadece böyle doğada çadır kurup vakit geçirmek değil. Değil tabii. Aslında daha da önemlisi bir felsefesi var ve bir söz veriyorsun, yemin ediyorsun. Diyorsun ki Allah'a yemin ediyorsun bir kere. İnsanlara yardım edeceğine, insanlar için güzel işler yapacağına ve kendini evet. Ahlaken de geliştireceğine yemin ediyorsun. Evet. Ve bunu en başta mı yapıyorsun? Evet, en başta İcil'e ilk girdiğimizde yani öyle bir yemin ediyoruz. Yani çünkü o yemin üzerinde devam ediyorsunuz. Ben şimdi mesela geldim buraya, izci olmak istediğimi söyledim. Ben yavru kurt olarak bu yemini yapmam mı gerekiyor? Yavru kurt işte... Hemen olamıyor muyum yavru kurt? Yavru kurt yaşları var yani mesela. Ben geçtim mi o yaşı? Geçtiniz o yaşı, evet. Ama tabii ki İcil'e gelmek istiyorsunuz yani yavru kurt olarak bir şeyler yaparız diyorsun. Bir şeyler yaparız ama yavru kurt olarak değil tabii ki. Abi süper ya, valla teşekkür ederim, Allah razı olsun, maşallah. Burada arkadaşlar kamptalar, biz onları daha fazla rahatsız etmeyelim istersen. Evet, sen Rojeli'sin, daha önce evet. Bahsetmiştin. Biz Rojeli'ye doğru gidelim mi, ne yapalım? Gidelim abi, Rojeli zaten 1 saat 20 dakika buradan mesafede. Bizim kuzey tarafında doğru, yani Sırbistan sınırına doğru. İsterseniz yavaş yavaş kalkalım, Rojeli'ye doğru gidelim. Tamam, gidelim. Sevgili izleyiciler, biz Pılav'ı az çok sizler için göstermeye çalıştık. Ve emin olun birçok güzelliğini de kalbimize sakladık. Ve şu an Rojeli'ye doğru hareket ediyoruz. Hareket. Haydi. Sevgili izleyiciler, Roje'ye geldik ve bir kahve molası vermek istedik. Sağ olsun Dino da hemen yanımızda ve görmüş olduğunuz gibi üzerini değiştirmiş. Gayet güzel kıyafetlerle karşıladı bizi. Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Abi şurada çok değerli bir arkadaşım var. Kendisi de çok bilgili. Coğrafya, kültürü hakkımızda. Şimdi ona gideceğiz. Sizi ona götüreceğim. Sizi onunla tanıştırmak isterim. Onun da zaten bize bir sürprizi var. Onu da oraya vardığımızda görürüz. Yani isterseniz yavaş yavaş gidelim. Arabayla mı gidiyoruz? Arabayla. Haydi. Gidelim. Haydi. Evet sevgili izleyenler, görmüş olduğunuz gibi Dino'nun sürprizi bir boşnak böreğiymiş. Şu an Rojeli'de bir
eve misafir olduk aileye ve burada inşallah böreğin tadına bakacağız. Burada değerli dostlar var. Onlar bizleri sağ olsunlar evlerinde ağırlıyorlar. Hemen onları tanıyalım. Dino güzel sürprizin için de öncelikle teşekkür ediyoruz. Çünkü gözümüzü alamadık. Birazdan da inşallah midemiz bayram edecek. Evet, hoş geldiniz. Bu arada söylediğim gibi yani çok değerli bir arkadaşımla size tanıştırmak istedim. Onun evinde misafir olduk. Eldin'le bir annesiyle babasıyla çok teşekkür etmek istiyorum. Zaten de çok yakın bir arkadaşım da, çok değerli bir arkadaşım. O zaman ben bir araya gireyim çünkü bıraksam sen devam edeceksin. Evet, abi, Eldin'e bir teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun evine bizi davet etti. Çok güzel bir börek hazırlamışlar. Hemen sormak istiyorum. Eldin ne yapar? Necidir? Ve kendisinden biraz bize bahsetmesini istiyoruz. Merhabalar, benim ismim Eldin Brajanin. 1995 yılında doğdum, coğrafya fakültesi mezunuyum. Yüksek lisansımı da yaptım. Şu an öğretmen olarak çalışmıyorum. Doktora tezimi yapıyorum. Burada önemli bir kuruluşta sekreter olarak çalışıyorum. Sosyal hayatımda ise birçok aktiviteye katılım göstermeye gayret ediyorum. İzcilik Kulübü de bunlardan birisi. Arkadaşlarımla beraber faydalı ne kadar aktivite varsa hepsine gönüllü olarak katılım sağlıyoruz. Bu evin en büyük çocuğuyum. Bir kardeşim daha var ve o da evli. Biz 5 kişilik bir aileyiz. Babamın ismi de Adnan. O Türkiye'de doğmuş ve 1965-1975 seneleri arasında Türkiye'de yaşamış. 10 sene sonra tekrar Karadağ'a dönmüş. Şu an evde değil ama geldiğiniz için o da çok mutlu olacaktır. Ben de çok mutluyum sizleri misafir ettiğimiz için. Tekrardan evimize hoş geldiniz. Eldin, biz teşekkür ederiz Aslı. Gerçekten bizi davet ettiniz. Çok güzel bir misafirperverlikte bulunuyorsunuz. Ama şu an kimse bir şey yemiyor. Dilerseniz çatalları bıçakları alalım. Biraz başlayalım çünkü bu sefer gözlerimiz de yemeklerde kalıyor. Buyurun. Buyurun. Ha, ben elimde mikrofon var. Tutamıyorum bir taraftan. Siz almaya başlayın tabaklarınıza. Ben de şöyle teşekkür ederim Dino. Ben hemen arkadaşlara soruları yönelteyim. Onları da tanımak istiyoruz. Tabii ki. Sizi tanıyalım. Siz neler yapıyorsunuz? Tam da ağzına lokma varken sordum sevgili izleyiciler. Gerçekten görmüş olduğunuz gibi adamın boğazına dizildi. Çok özür dilerim. Sen yut onu, ben sana sorayım o zaman. Tamam, hazır mısın? Evet, buyur. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Şeref verdiniz. Ben Rejan Holzik, İktisat Fakültesi mezunuyum. Şu an Boşnak Konseyi'nde çalışıyorum. Bu kurum Karadağ'da devlet çapında tüm boşnakların bir araya geldiği bir yapı. Aynı zamanda masadaki diğer arkadaşlarla birlikte izci liderliği yapıyor ve organizasyonlar düzenliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. O zaman diğer arkadaşımızı tanıyalım. O da maşallah burada babayiğit bir şekilde oturuyor masada. Sizi tanımak istiyoruz, buyurun. Herkese selamlar. İsmim Haris Kalaç. Pılav'daki bir turizm otelcilik meslek lisesinde öğretmenim. Ben de diğer arkadaşlar gibi izci liderliği yapıyorum. Buradan da Türkiye'de İstanbul Bayrampaşa'da olan tüm boşnak akrabalarıma, arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Bu sofra bizim sıcaklığımızı ve sizlere olan dostluğumuzu gösteriyor. Çünkü biz dostlarımızla, ailemizle ve sevdiklerimizle bu yemeğin etrafında bir araya gelir, muhabbetler eder, güzel vakit geçiririz. Ayrıca bu börek Roya bölgesinde en çok yapılan yemektir. Tekrardan afiyet olsun. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten güzel düşünceleriniz için. Aleykümselam diyoruz. Bizler de selamlarınızı iletiyoruz buradan sizlerin Türkiye'ye. Onlardan da selamları sizlere iletmiş olalım bu vesileyle diyelim. Abi börekleri yiyin ya. Mahrum kalmayın, buyurun, siz devam edin. Ben Eldin ama bir şey daha sormak istiyorum. Olur mu? Şimdi Roja'da farklı bir hayat var. Nasıl bir hayat var? Hala sıcaklığın, samimiyetin, arkadaşlığın, dostluğun yaşandığı bir hayat var. Ve kendisinden Roja'yı dinleyelim. Burada hayat nasıl? Bunu öğrenmiş olalım. Ve diğer taraftan da kendisinin hayalleri, idealleri nelerdir? Bunları öğrenmiş olalım. Roja'da uzun yıllardır insanlar arasında samimiyet, içtenlik, dostluk çok iyi derecededir. Biz de bu samimiyet ve içtenlikten nasibimizi alarak yıllardır süren bu güzel dostluğa sahip olduk. Benim tek hayalim, umarım bu güzel kardeşlik ortamı bozulmaz. Ayrıca akademik olarak güzel bir kariyerde hayallerimin içerisinde. Türkiye'deki tüm kardeşlerimize, dostlarımıza selam olsun. Çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz gerçekten bu güzel bilgiler için. Sevgili izleyiciler, şu an güzel bir aile misafiriz. Görmüş olduğunuz gibi boşnak böreği yiyoruz. Burada ayran yoğurdumuz var ve bu güzel yemekleri yapan bir de annemiz var.
Ben şimdi annemize seslenmek istiyorum. Nasıl seslenelim abi? Hasiba, Murashi de doğruyor. Çok kısa. Bir tanımak istiyoruz sizi. Şöyle dilerseniz, şöyle yanımıza doğru gelin. Evet. Bu güzel böreğin sırrı nedir? Ben hayatımda böyle börek yemedim. Çok boşnak böreği yedim. İstanbul'da yedim. Birçok yerde yedim ama böyle bir lezzet gerçekten daha önce tatmamıştım. Kendisinden bunun sırrını öğrenmek istiyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Böreğimiz şu an yediğiniz gibi sadece ısırgan otundan yapılmıyor. Etli ve peynirli olarak da hazırlanıyor. Buralarda gerçekten çok meşhur ve tadı da çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten elinize sağlık. İnanılmaz güzel. Isırgan otlusunu herhalde ilk defa yedim ama bayıldım. Biz o zaman teşekkür ediyoruz tekrar size. Ellerinize kollarınıza sağlık. Biz tekrar böreğimizi biraz daha yiyelim sevgili izleyiciler. Son olarak şuradaki saati sormak istiyorum. Biliyorsun bizim programımızda Balkan saati. Evet. Burada da bir Türkiye saati, Türk saati görünce heyecanlandık. Ay yıldızlı bayrağımızı görünce. Bunun hikayesi nedir? Eldin'i mi soralım, sen biliyor musun? İsterseniz ben de biliyorum çünkü bu saati... Sen mi hediye ettin? Yok. Biz Eldin'i bu saati hediye edin. Bizim yani Türkiyecilik Federasyonu Başkanımız Hasan Dincen Subaşı, buradan da çok selamı gönderiyoruz. Yani Ohrid kampımızla beraber yaptığımız İyici kampı Ohrid'e hediye etti bizim Eldin'i. Eldin de onu işte... Evinin baş köşesine astı. Tabii ki. Tabii çok ki. Güzel. Evinin baş köşesinde görmüş olduğunuz gibi ay yıldızlı saatimiz duruyor Eldin'in. Şu an biz böreğimizi yiyoruz ve bu güzel ailemize veda ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Pılav ve Roje'deki yolculuğumuz gerçekten çok keyifli oldu. İnanılmaz hatıralar biriktirdik ve gerçekten çok güzel manzaralara şahit olduk. Çok güzel bir tabiat bizleri karşıladı ve tabii ki unutulmaz bir dost kazandık. O da Dino. Sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Asıl biz teşekkür ediyoruz. Yine de değil, her zaman bekleriz. İyi ki geldiniz, iyi ki bizim misafirimiz oldunuz. Yani biz her zaman buralardayız, yine de bekleriz. İnşallah. Siz çok teşekkür ederiz. İnşallah. Yolumuz buraya muhakkak düşecek Dino. Ve şu an hemen şöyle dönüyorum arkamı, görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Az önce ziyaret ettiğimiz aile bizlere Türk bayrağı hediye ettiler. Çünkü burada her evde bir Türk bayrağı bulunuyor, öyle değil mi? Aynen öyle. Her evde biz Türk bayrağı saklanıyoruz, tutuyoruz. Yani... güzel bir yerde böyle tutuyoruz. Böyle özel misafirlerimize, abilerimize, Türkiye'den gelen misafirlerimize biz bir hediye ederiz. Evet sevgili izleyiciler, görmüş olduğunuz gibi burada Türkiye sevgisi, Türk sevgisi inanılmaz derecede fazla ve bu sevgiye karşılık vermek de herhalde birazcık bizim elimizde diye eklemek istiyorum. Şu an arkamızda Sultan II. Murat Camii var. Pılav'da ziyaret etmiştik, hatırlıyorsunuzdur. Eski cami, yani İmparatorluk Camii olarak bilinen cami. Ondan hemen bir yıl sonra burası inşa edilmiş ve burada da atalarımızı, ecdadımızı anmadan geçmiyoruz sevgili izleyiciler. Ve Balkan Saati'ne şimdilik veda ediyoruz. Balkan Saati, Balkanları tanımaya, Balkanları gezmeye, güzel hikayeleri, iyi insanları aramaya devam edecek. Görüşmek üzere.